Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, geçen dersimizde Âl-i İmran suresinin 49. ayetine kadar işlemiştik. İşlediğimiz söz konusu ayetlerde özellikle Müslümanlar Hristiyanlaşma tehlikesine karşı uyarılıyor. Hicretin 9. yılında, elçiler yılı diye bilinen bu yılda Medine'yi ziyaret eden Necran site devletinin Hristiyan yöneticilerinin bu ziyareti vesilesiyle bu ayetler özellikle önderleri, liderleri, hatta bir ümmetin kendi peygamberini nasıl ilahlaştırdığının tipik bir örneği sergileniyordu. Ve bu ilahlaştırmaya karşı da uyarılar yapılıyordu. Şimdi bu uyarıların devamı olan ayetlerle tefsirimizi sürdürüyoruz. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِأُهِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي هُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Tevrat'tan bana kadar ulaşanını, doğruluğunu tasdik etmek için. Yukarıdan itibaren gelen ayet aslında devam ediyor bir yerde. Hazreti İsa'nın dilinden ben niçin gönderildim? Ben niçin Yahudileşen İsrailoğullarına peygamber seçildim sorusunun cevabı olarak öncelikle bu söyleniyor. Tevrat'tan ve musaddikan lima beyne yedeyye minet tevra. Tevrat'tan bana kadar ulaşanını doğrulamak için ulaşan ayetlerin, hakikatlerin doğruluğunu tasdik etmek. Ve li uhille lekum ba'dallezî hurrime aleykum. Yine size yasak edilmiş olan şeylerden bazılarını helal kılmak için gönderildim, diyor Hazreti İsa. Tevrat'tan Hazreti İsa'ya kadar ulaşan hakikatlerden söz ediyor ayet. Demek ki bir takım hakikatleri tahrif etmişler. Bir takım hakikatleri unutmuşlar ya da unutturmuşlar. Onun içinde Hazreti İsa Tevrat'tan bir takım hakikatlerin unutulan, üzeri örtülen, tahrif edilen bir takım hakikatlerin tekrar hatırlatıcısı olduğunu dile getiriyor. Bu da şunu gösteriyor. Nübüvvet müessesesi süreklidir. Hiçbir peygamber kendisinden önceki hiçbir peygamberi yalanlamaz. Ama tersini yapar. Tasdik eder. Kendisinden önce gönderilmiş tüm mesajları tasdik eder. Çünkü her peygamber aynı kaynaktan alır haberi. Ve yine her peygamber kendisinden önceki peygamberi doğrulayarak toplumuna ilahi mesajı ulaştırır. Onun için de Hazreti İsa da tıpkı Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi kendisinden önceki mesajları, kendisinden önceki ilahi mesajları doğrulayarak toplumuna vahyi iletiyor. Ve bu noktada nübüvvet müessesesinin bir türedi, bir nevzuhur müessese olmadığını ispat ediyor. Ve yine İsa Aleyhisselam'ın bu ifadesinden biz şunu da anlıyoruz. Demek ki Yahudi din bilginleri onlara bir takım şeyleri yasaklamışlar. Ve bunu da dinden göstermişler. Onun için de Hazreti İsa dinden gösterildiği halde dinden olmayan bu yasakları ayıklıyor. Yani bir müceddit olduğunu ifade ediyor. Zaten her peygamber bir müceddit,
bir yenileyici, bir öze dönüşçü değil midir? Aslında Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in mesajını, Hazreti İsa, Hazreti Musa'nın mesajını, Hazreti Muhammed yine hepsinin mesajını yenilememiş midir? Onun için de peygamberler silsiletul musaddiqindir. Yani birbirini tasdik eden, onaylayan bir silsiledir. Filozofların tersine. Filozoflar ise silsiletul mukezzibindir. Birbirlerini yalanlarlar. Onun için işte nübüvvetin filozofiden farkı burada açığa çıkıyor. Ve ci'tukum bi ayetin min rabbikum. Ve yine size Rabbinizden mesaj getirdim diyor Hazreti İsa. Rabbinizden mesaj getirdim. Burada özellikle Hazreti İsa'nın hem Tanrı hem Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia eden Hristiyan, özellikle Paulus Hristiyanlığına bir reddiye var. Rabbinizden mesaj getirdim diyen bir İsa ile karşı karşıyayız. Kur'an'ın tanıttığı İsa bu İsa. Ben Allah'ım diyen değil, Rabbinizden size mesaj getirdim diyen bir İsa. Fettakullah. O halde Allah'tan korkun. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Ve etiyun. Ve bana uyun. İnne Allahe Rabbi ve Rabbukum. Devam ediyor Hazreti İsa. Allah benim de, sizin de Rabbinizdir. Fa'budu. O halde gereği gibi, o halde yalnızca ona kulluk edin. Hâzâ sırat-ı müstakîm. İşte budur sırat-ı müstakîm. İşte budur dost doğru yol. Hatırlayınız dostlar. Sırat-ı müstakîmden söz eden bir sure daha vardı. Fatiha. Orada da ihdine sıratel müstakîm. Bizi dost doğru yola ilet. Sırat-ı müstakîme ilet diye dua ediyorduk. Ve sırat-ı müstakîmin ne olduğunu da daha sonraki ayetlerden anlıyorduk. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Kendilerine nübüvvet, sadakat, hakikat, şehadet ve iman verdiğin kimselerin yoluna. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Ve şu iki zümrenin yoluna da değil. Kimler onlar? Mağdubi aleyhim. Kendilerine gazap edilenlerin ve sapıtanların yoluna değil. İşte hemen burada başta yaptığım Fatiha tefsirini hatırlamamız gerekiyor. Oraya dönersek, Peygamber aleyhisselamın Fatiha'nın bu son ayetinin bu son cümlesini nasıl tefsir ettiğini orada işlemiştik. Kendilerine gazaplananlar, yani gazaba uğrayanların Yahudileşen İsrail oğulları, sapıtanların da Hristiyanlaşan İsa ümmeti olduğunu biz Resulullah'tan öğrenmiştik. Şimdi o tefsiri bu ayetle birleştirdiğimizde Hristiyanlaşmanın ne demeye geldiğini daha iyi anlıyoruz. Hristiyanlaşmak, sevgiyi tutkuya dönüştürüp sevdiğimizi ilahlaştırmaktır. Eğer nübüvvet çerçevesinde Hristiyanlaşmayı tanımlarsak, Hristiyanlaşmak peygamberini ilahlaştırmaktır. Bunun tersi Yahudileşmek idi. Onu Bakara suresinde işledik. O da neydi nübüvvette Yahudileşmek? Peygamberi aşağılamak. Yahudileşen İsrailoğulları peygamberlerini taşladılar ve hatta öldürdüler. Aslında
Hazreti İsa da onlara gönderilmiş bir peygamberdi, hatırlayın. Zaten burada da söylenilen o. Yahudi kavmine gönderilmiş bir peygamberdi. Ve Yahudiler içinden çıkmış bir peygamberdi. Hazreti İsa'ya Yahudiler, Yahudileşen İsrailoğulları hakaret ettiler. Aşağıladılar, iftira ettiler ve canına kastetmeye kadar işi vardırdılar. Hristiyanlaşanlar ise ne yaptılar? Bunun tam tersi. Onu ilahlaştırdılar. Onu ilahlaştırdılar. Onu yüceltme adı altında tanrılaştırdılar. İfrat ve tefrite kurban ettiler. Bir tavır Yahudileşme, öbür tavır da Hristiyanlaşma biçiminde tecelli etti. İşte bu tavrın birini Allah Fatiha'da gazaba uğrayanların tavrı, diğerini de sapıtanların tavrı olarak niteliyor. Mağdubi aleyhim ettallûm. Gazaba uğrayanların tavrı, Yahudilerin tavrı, peygamberi aşağılayan tavır. Öbür tarafta ise sapıtanların tavrı, peygamberi aşırı yücelten, ilahlaştıran tavır. Onun için Hazreti Peygamber bir hadisinde, sahih bir hadisinde şöyle buyurmuştu. Siz de Hristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları gibi beni olağanüstüleştirmeyin, uçurmayın, insanüstüleştirmeyin. Lakin benim için şöyle deyin. Abduhu ve Resulü, Allah'ın kulu ve elçisi deyin. Kulu deyin, ilahlaştıranlara karşı bir cevap olsun. Kul olduğumu vurgulayın. Elçisi deyin, aşağılayan, Yahudice tavırlarla peygamberi ara kablosu gibi gören, peygamberin fonksiyonunu görmezden gelen, peygamberin fonksiyonunu küçültenlere karşı bir cevap olsun. Dengeli olun demiş oluyordu. Onun için şairin dediği gibi, Muhammedun beşerun la kel beşer. Bel huve kel yakuti meynel hacer. Muhammed insandır. Fakat sıradan bir insan değildir. O bir yakut gibi, bir elmas gibidir. O da bir taştır ama elbette ki değerli bir taştır. Sıradan bir taş değildir. فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ İsa peygamber onlardaki küfrü hissedince, sezince قَالَ مَنْ اَنْسَارِي اِلَى اللّٰهِ Allah'a yardımcılarım kimdir diye sordu. Burada ayet bir başka sahneye geçti. Yukarıda İsa peygamberin kendi ümmetine verdiği mesajlar vardı. Burada ise o mesajlara karşı ihanet eden ve kendi nübüvvetini kabul etmeyen, özellikle Yahudi grupları içerisindeki İsa peygambere karşı gelmekte ısrar eden Ferisiler grubuna işte diyordu ki, men ensari ilallah. Allah'a giden yolda bana kim yardım edecek? Yalnız literal mot a mot manası Allah'a yardımcılarım kim anlamına geliyor. Men ensari ilallah. Kâlel havariyûn. Havariler dediler ki, beyaz elbise giyenler dediler ki, ak libaslılar, çünkü havar, ak libas giyenlere verilen isimdir İbranice'de. Onun için de ak libas giyenler dediler ki, Hazreti İsa'yı kabul edenler, hemen onun etrafında yer alanlar, onun mesajını başkalarına taşımak için
varlıklarını ortaya koyan bir avuç yiğit inanmış insan. Dediler ki, nahnu ensarullah. Biziz, biziz Allah'ın yardımcıları. Şimdi burada eğer bu ayetin bu iki cümlesini alsak, yanlış anlamaya çok açık bir kapı bırakmış oluruz. Yukarıda Allah'a yardımcılarım kim diyen biri var, burada da biziz Allah'ın yardımcıları diyen birileri. Bu diyaloğu bu kadar aldığınızda, yanlış anlamaya elverişli olan bir yürek, yamuk bir yürek, hemen Hazreti İsa'nın ilahlığına bir yol bulabilir. Bir tevil yapabilir. İşte o tevili ortadan kaldırmak için Hazreti İsa ve havarilerinden şu naklediliyor. Âmennâ billâh. Biz Allah'a iman ettik. Veşhed bi'ennâ muslimûn. Sen şahit ol ki ey İsa, biz Allah'a teslim olmuş olanlardanız. Yani biz Müslümanlardanız. Burada İslam'ın insanlığın değişmez değerleri olduğunu her zaman söyledim. Bir kez daha görüyoruz ki İslam çağlar, zamanlar ve zeminler üstü insanlığın ortak değerlerinin ortak adıdır. Onun için İsa Müslümandır. Musa Müslümandır. İbrahim Müslümandır. Nuh Müslümandır. Onlara uyanların tamamı da Müslümandır. Salatü selam hepsinin üzerine olsun. O nedenle İslam sadece bu ümmetin inancına verilen isim değildir. Kur'an tüm insanlık boyunca Allah'a teslim olmuş olan herkese Müslüman adını verir. Yine devam ediyorlar havariler dualarına. Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'ner rasûle fektubnâ ma'aşşâhidîn. Ey Rabbimiz, bimâ enzelte vettebe'ner rasûl. Elçiye ittiba ettik. Elçiye indirilen şeye ittiba ettik. Yani İncil'e. İsa'ya indirilen İncil'e, o İncil'de olan her tür emir ve nehye uyduk. Fektubnâ me'aşşâhidîn. Bizi şahitler olarak kaydet. Şehitler olarak kaydet. Şahitler, yani risalete, vahye, insanlığa ulaştırılması için Hazreti İsa'ya gönderilen nübüvvete şahitler olarak, yine şehitler olarak kaydet. Neye şehit? Her şehit şahittir. İmanını, hayatını şahit gösterene şehit denilir. Hayatını, amellerini, ömrünü, canını imanına şahit göstermiştir. İşte o şehittir. Onun için de Allah'tan şahitler arasında yazılmalarını istiyorlar. Çünkü şahitler vahyin indiğine şahit olanlar. Vahyin indiğine kendi aralarında vahyin sıcak bir biçimde muhatabı olanlar. Vahyin doğrudan ilk muhatabı olanlar, işte onlar şahitler. Bu manada Resulullah'ın şu hadisini hatırlamalıyız. Her peygamberin havarileri vardır. Aslında her peygamberin havarileri vahye şahit olanlardır. Vahye şehit olanlardır. Ve arkasından farklı bir olayı vurguluyor Kur'an. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهِ
Onlar düzen kurdular. Hazreti İsa'ya karşı bir düzen kurdular. Ve mekerallah. Allah da onların düzenini bozdu. Neydi onların kurdukları düzen? Bildiğiniz gibi Hazreti İsa'yı öldürmeye kastettiler. Çünkü Yahudileşmiş oldukları için tüm peygamberlerine yaptıklarını Hazreti İsa'ya karşı da yapmışlardı. Ona bir tuzak kurmuşlardı. Lakin Allah tuzaklarını bozdu. Reşit Rıza tefsirinde der ki bu tuzağın nasıl bozulduğunu izah ederken İsa peygamberi şikayet eden havarileri içindeki hain Yahuda idi. O parayla satın alınmıştı. Romalılar ve Yahudi hahamları, Ferisiler onu parayla konuşturdular. Hazreti İsa'nın yerini öğrendiler. Geldiler, lakin gelen Roma askerleri, tutuklamak için gelen Roma askerleri Hazreti İsa'yı tanımıyorlardı. Ama Yahuda'nın yüreğine de bir ateş düşmüştü. İhanet ettiği için pişman olmuştu. Son anda kendisini İsa olarak takdim etti. Ve onu götürdüler. İhanetinin bedelini asılarak ödedi. Onun için Allah onların mekirlerini, düzenlerini işte böyle bozmuştu. Onlar astık zannediyorlardı. Oysa ki asamamışlardı. Vallahu hayrul makirin. Allah düzen kuranların en hayırlısıdır. Onlar astık zannediyorlardı dedim. Çünkü İncil'de öyle yazıyor. İncil yazarları nedense bu konuda daha sonraki kaynaklar olarak hilaf-ı hakikat bilgi veriyorlar. Ama Kur'an bu noktada olayın bize tam hakikatini öğretiyor. Barnaba İncil'inde aynen Kur'an'da geçtiği gibi naklediliyor olay. Yine Kur'an'da Nisa suresinin 157. ayetinde وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ Onu öldürmediler, onu asmadılar. Lakin o benzer gösterildi diyor. Bu ayet Reşit Rıza'dan yukarıda aktardığımız olayı doğruluyor. Daha doğrusu o olay bu ayeti daha iyi açıklıyor ve izah ediyor. Onun için de asmadıklarına biz inanıyoruz. Asılma hikayesi aslında Hinduizm'den Hristiyanlığa Paulus aracılığıyla ya da İncil yazarları aracılığıyla geçmiş bir hikaye. Hinduizm'de bu hikayenin aynısı yer almakta. İnsan günahkar doğar Hinduizm'e göre. İnsanın günahlarının temizlenmesi için Krishna isimli babasız doğan bir tanrı ve tanrının oğlu ya da en sonunda insanoğlunu günahlarından temizlemek için asılır. Onun da her ne hikmetse ellerinde ve ayaklarında delikler vardır. Aynen Hinduizm'de Krishna efsanesi hiçbir nokta ve virgülüne dokunmadan Hristiyanlığa taşınmıştır. Onun için de Hazreti İsa'nın asılma bahsi Hristiyan ilahiyatında aynen böyledir. Hazreti Adem günah işlemiş ve cennetten kovulmuştur. Onun işlediği günah yüzünden her doğan insan suçlu doğar Hristiyan ilahiyatına göre. Her doğan insan suçlu doğduğu için Tanrı insanı suçundan arındırmak istemektedir. Lakin eğer insanları suçlu görüp yaksa rahmetiyle bağdaştıramaz Hristiyan ilahiyatına göre. Suçlu görmese adaletiyle bağdaştıramaz ve İsa'ya kadar bir çare bulamaz.
Ancak İsa da çare bulmuş olur ve babasız olarak bir kadının rahmine girer, Meryem'in, ve Tanrı olarak girer ve çocuk biçimine dönüşür. İsa şeklinde zuhur eder. Yani çarmıha gerilen, haşa, Hristiyan ilahiyatına göre Tanrı'nın kendisidir. Bu şekilde kendisini, yani oğlunu, oğlu mu kendisi mi onlar da cevap veremiyorlar, feda etmiş ve insanlığı günahından kurtarmıştır. Hristiyan ilahiyatında çarmıha gerilmenin felsefi izahı budur. Tek izahı budur. Görüyorsunuz. Brahmanizm'deki, Budizm'deki Krishna efsanesi aynen hiç nokta ve virgülüne dokunulmadan Hristiyan ilahiyatına aktarılmıştır. Hepsi budur işte. İz kâlellâhu ya İsa. O zaman Allah buyurmuştu. Ey İsa, inni mutevaffike, seni ölüme yollayacağım. Ve râfi'uke ileyye, katıma yücelteceğim. Ve mutahhiruke minellezîne keferû, küfreden kimselerden çekip seni arındıracağım. Ve câilüllezîne ettebeûke fevkallezîne keferû ilâ yevmil kıyâme, kıyamet günü. Sana ittiba eden, sana uyan kimseleri, sana küfreden, seni inkarda direnen kimselerin üzerinde kılacağım. Onlara hep faik ve üstün kılacağım. Summe ileyye merci'ukum. Ve bütün bunların ardından dönüşünüz topyekun banadır. Fe ahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi tahtelifûn. İşte o zaman aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz konularda ben hüküm vereceğim. Bu ayette ifade edilen hakikatler biraz önce anlattığım hakikatlerle örtüşmekte. Cenab-ı Hakk'ın dilinden İsa'ya denilmekte, seni ölüme yollayacağım. Tefsirleri açtığımızda burada takdim ve tehir yapıldığı yolunda bir tefsirle karşılaşırız. Yani önce katıma yücelteceğim, sonra ölüme yollayacağım. Bu iki kelimeyi birbiriyle yer değiştirdiklerini görürüz. Katıma yücelteceğimin de tefsirinde birçok müfessirin tercihinin seni cesedinle birlikte göğe çekeceğim şeklinde anlaşıldığını görürüz. Aslında ayet açık. Ayette takdim ve tehir yapmamız için bir neden de yok. Önce seni ölüme yollayacağım gelmiş, arkasından da katıma yücelteceğim ibaresi gelmiş. Bu da açık. Ayette böyle bir şey de yok. Peki neden önce seni katıma çekeceğim, alacağım, ondan sonra ölüme yollayacağım şekline dönüştürülmüş? Bir takım hadisler varid olmuş bu konuda. Bu hadislerle ayet arasında çakışma olmamış. Bir anlam örtüşmesi olmamış. Ayeti hadise uydurmak için böyle bir takdim tehir gerekmiş. Oysa ki eğer ayet açıksa hadis ayete uydurur. Yani tevil edilmesi gereken ayet değil, hadis olmalıydı. Bu noktada Hazreti İsa'nın öleceği, ölüme yollanacağı açık. Kaldı ki Maide 117. ayette de Hazreti İsa'nın ölümü dile getirilmektedir. Yani sadece burada değil, Kur'an'ın başka yerlerinde de Hazreti İsa'nın ölümüne ilişkin ibareler var. Bu durumda Hazreti İsa'yı ille öldürmemekte direnen anlayış bir tür Buhari, Müslim ve Tirmizi'de yer alan
bir hadise dayanıyor. O hadiste Hazreti İsa'nın yeniden yeryüzüne geleceği, göğe çıktığı, yeniden yeryüzüne döneceği ve yeryüzünde insanları İslam'a davet edeceği, haçı kıracağı, kanları susturacağı ve kendi dinine sokulan tüm bid'atları temizleyip insanları İslam'a tekrar döndüreceği ve ondan sonra öleceği rivayet ediliyor. Aslında bu rivayeti şöyle anlamamız çok daha doğru olur. Eğer rivayet gerçekten Resulullah'tan geldiği sabitse, ki senet olarak sabittir, ancak metin kritiği ayrı bir hadise, biz sabit saysak dahi bu durumda Hazreti İsa'nın tekrar dönmesi, aslında getirdiği asli mesajın tekrar yeryüzüne dönmesi anlamına gelmeli. Hristiyan olduğunu iddia edip de onun akaidini çarpıtan insanların tekrar onun getirdiği asli inanca yönelişine yormalı bunu. Ve inşallah bazı alimlerimizin güneş batıdan doğacak hadisini de bu çerçevede yorumladığı gibi, bir gün belki de Hazreti İsa'ya inandığını söyleyen İsa'nın muharrifleri, gerçek İsa'nın getirdiği gerçek İslam'a yönelip belki de akaidlerini tazeleyecekler ve İslam'ı bulacaklar. Bu hadislerin delalet ettiği mana bu olabilir. Bir de Hazreti İsa'nın ölmeyip ruhunun Allah katına çıkarıldığı ifade ediliyor ki, zaten ruh ölmez. Cesediyle çıkmaya gelince Allah'ın sünnetine aykırı. Allah'ın sünnetinde yerden olan her şey yerde kalacaktır. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا. Onun için de bu noktada hadisleri bu ayete eğer uyarlarsak, o zaman netice dediğimiz gibi Hazreti İsa'nın Allah ruhunu katına çıkardığı ama ümmetinin manevi ömrünün uzun olacağı ve bir gün onun inancını tahrif edenler bu tahriften kurtulup asli mesaja geri döneceği şeklinde tevil edebiliriz. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Küfründe direnenlere gelince, işte onlara çok şiddetli bir azap edeceğim dünyada da, ahirette de. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Onlar yardımcı da bulamayacaklar. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden ve imanlarını salih amelle ispat edenlere gelince, فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ Onlara ödüllerini tam olarak verecektir Allah. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ Ve Allah zalimleri sevmez. Zalimleri sevmediği için zulmü de sevmez. Hazreti İsa'yı insan olmaktan çıkarmak zulümdür. Ona iftira etmek de zulümdür. Hristiyanların yaptığı gibi onu ilahlaştırmak zulümdür. Yahudilerin yaptığı gibi ona ve annesine zina isnat etmek de zulümdür. Onun için de Allah zalimleri sevmez. Zalike bütün bunlar. Netluhu aleyke minel ayat. Sana bildirdiğimiz mesajlardandır. Ve zikril hakim. Ve hikmetli haberlerdendir. İnne mesele İsa indallahi kemeseli Adem. İsa'nın durumu Allah katında Adem'in durumu gibidir. İsa'ya şaşıranlar, İsa babasız doğdu diye onu ilahlaştıranlar, o halde Adem'i ne yapacaksınız demek istiyor Kur'an.
Adem sadece babasız değil, üstelik anasız da doğdu. Babasız doğdu diye İsa'yı Allah ilan edecekseniz, haşa. Ya da Tanrı'nın oğlu ilan edecekseniz, Adem'i ne ilan etmeniz gerekir? Bu ne biçim mantıktır? Adem'i insan olarak ve hatta işlediği günah yüzünden tüm insanlığın yüz karası olarak gören Hristiyan ilahiyatçıları nasıl İsa'yı Tanrı ilan etmeye kalkarlar? Demek istiyor ayet. خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ Allah onu topraktan yarattı. ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Sonra ona dedi ki, ol. O da oluverdi. Burada babasız doğmak bir kimseye ilahlık kazandırmaz deniliyor. Yani eğer babasız doğmak ilahlık kazandırsaydı, babasız ve anasız doğmak kişiye ne kazandırmazdı ki? Onun için kıyaslayın denilmek isteniyor. Ve devam ediyor ayet. El-Hakku min Rabbik. İşte bu gerçek sana Rabbin tarafından bildirilmiştir. İşte bu gerçek sana Rabbin tarafından bildirilmiştir. Hangi gerçek? Yukarıda anlatılan gerçeklerin tamamı ama özellikle de Hazreti İsa'ya ilişkin gerçek. Çünkü bu gerçek o güne dek hiçbir eserde yer almayan bir gerçek. Hiç kimsenin bilmediği ve aktarmadığı, hiç kimsenin bir başka yerden de aktaramayacağı bir gerçek. Yalnızca Allah'ın haber vereceği bir gerçek. Onun için de işte bu gerçek sana Rabbin tarafından bildirilmiştir deniliyor. فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ Sakın şüphelenenlerden olma. Bu ayetin arka planını anlamamız için hemen bu ayetlerin indiği ortamı aklımıza getirmemiz gerekiyor ki Necranlı 64 kişilik Hristiyan heyetinin içinden seçilmiş olan liderler, papazlar grubunun Mescid-i Nebevi'de, Peygamber Mescidinde Resulullah'ın karşısında Resulullah'la İsa üzerine Hazreti İsa'nın doğumu, ilahlığı, Allah'a nispeti üzerine büyük bir tartışma geçtiğini hatırlayalım. Ve Resulullah Hristiyan ilahiyatçılarıyla, büyük Hristiyan bilginleriyle ki muhtemelen bölgede Hristiyan olmuş Arap liderleri de var orada. Hristiyanlığı kabul etmiş ama aslen Arap olan papazlar da var orada. Onun için Resulullah'ın mescidinde müthiş bir münazara var. Resulullah bir tarafta, diğer hepsi bir tarafta. İşte o münazara sırasında bu ayetler adeta birer hakikat olarak Resulullah tarafından karşıya bildirilmek üzere indiriliyor. Ve onlar rivayetlerden öğreniyoruz ki pes ediyorlar. İşte bu son delil geldikten sonra pes ediyorlar. Adem ve İsa kıyaslaması üzerine Hristiyan heyeti artık bir şey söyleyemiyor, söyleyecek teslisi, üçlemeyi savunacak herhangi bir delil bulamıyor. Bunun üzerine Resulullah en son sözü söylüyor. فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Sana gelen bu ilimden sonra bu konuda seninle tartışacak olurlarsa فَقُلْ de ki onlara تَعَالَوْ ندعو ابناءنا وابناءكم hadi oğullarınızı ve oğullarımızı çağıralım ونساءنا ونساءكم hanımlarımızı ve hanımlarınızı çağıralım وانفسنا وانفسكم bizimkileri ve sizinkileri çağıralım tüm taraftarlarımızı çağıralım hepsinin gözü önünde hepsinin başı üzerine ثُمَّ نَبْتَهِلْ canı gönülden yemin edip yalvaralım. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِب۪ينَ Allah'ın lanetinin yalancıların üzerine olmasını dileyelim. Teklifini yapması isteniyor Resulullah.
Allah tarafından bu teklifi yapması istenince Resulullah bu teklifi aynen yapıyor. Ve onları mülaaneye davet ediyor, lanetleşmeye. Kim yalan söylüyorsa lanet onun üzerine olsun. Haydi var mısınız diyor. Biz tarih kaynaklarından öğreniyoruz ki bu heyet içerisinden 14 kişilik, 60 kişi arasından seçilmiş 14 kişilik bu gerçekten de bilgi olarak yüksek seviyeli heyet içerisinden bir tanesi hemen uyarıyor. Tarihte hiçbir peygamberle lanetleşmeye giren bir kavim helakten kurtulamamıştır, iflah olmamıştır diyor. Sakın lanetleşmeye girmeyin. Hem de Necran Hristiyan Devleti'nin devlet başkanının kardeşi bu. Ve aynı zamanda büyük bir bilgin ve ilim adamı. Bunun üzerine, bu uyarı üzerine vazgeçiyorlar. Bu çağrıya gelmiyorlar ve tamam diyorlar. Ya Muhammed, biz sana bağlılığı kabul ediyoruz. Vergi vereceğiz. Devletimiz senin himayendedir. Vergi vermeyi kabul ediyoruz. Lakin sen de bizi dinimiz üzere bırak. Ve Resulullah da onları dinleriyle serbest bırakıyor. Baş başa bırakıyor ve onlar İslam devletine vergi ödüyorlar. İnne hâzâ lehuvel kasasul hak. İşte budur olayın doğrusu. Böyle diyor ayet. Bu aslında Kur'an metodolojisinde, tefsir metodolojisinde çok İlginç bir delildir aynı zamanda. Kur'an kıssaları ile Kur'an meselelerini ayıran bir unsurdur bu. Kur'an'da kıssalar yer alır. Yani anlatılan tarihsel öyküler, tarihsel olaylar, bir de meseleler yer alır. Bugün tartışılan en büyük tartışması yapılan konulardan biri de Kur'an kıssalarının tarihsel hakikati. Tarihte bu olaylar olmuş mudur, olmamış mıdır tartışması yapılıyor. Bu tartışmalar bence yersiz. Meselelerin tarihte olmuş olması şart değil. Zaten meseldir. Misal olarak verilmektedir. Onun için onların tarihsel olarak vuku bulmuş olması şart değil. Ama Kur'an kıssalarının vuku bulup bulmadığını işte buna benzer ibarelerden çıkarabilirsiniz. Aslında Kur'an bunları ayırıyor. İnne hâzâ lehuvel kasasul hak. Başka ayetlerde, başka kıssaların başında ya da sonunda şu ibareye benzer bir ibare de görebilirsiniz. Nahnu nekussu aleyke bil hak. Buna benzer ibareler. Hep el hak kelimesiyle gelir. Yani bu neyi gösteriyor? Bu üç şeyin işaretidir. Bir, bu kıssa o zaman bilinen bir kıssaydı. Kaba hatlarıyla anlatılan kıssa o çağda muhataplarca biliniyordu. Bir. İki, ancak bu kıssa böyle bilinmiyordu, yanlış biliniyordu, eksik biliniyordu. Onun için bu tür ibarelerle tamamlanan ya da başında ya da sonunda bu uyarı levhasının yer aldığı ibarelerden anlıyoruz ki bu kıssa yanlış biliniyordu. Üç, doğrusu budur. Yanlışını açıklıyor bu ayetler. Yani yanlış bilinen kıssanın doğrusunu bizden dinlediniz diyor insanlığa vahiy. Onun için de burada da bu uyarı levhası geliyor. İnne hâzâ lehuvel kasasul hak. İşte budur olayın doğrusu. Ve mâ min ilâhin illallah. Allah'tan başkaca da bir ilah yoktur. Ve inna Allaha lehuvel azizul hakim. Allah evet yalnızca odur mülkünde izzet sahibi olan ve işinde hikmet sahibi olan. Fe in tevellev fe inna Allaha alimun bil mufsidin. Eğer yüz çevirirlerse, eğer bütün bunlara rağmen, Allah'ın hakikati kendilerine bir bildirmesine rağmen yine de geri dönerlerse, iyi bilsinler ki Allah bozgunculuk yapanları, geriye dönenleri, ifsad edenleri çok iyi bilmektedir. Kıssa burada bitti ve yeni bir
çağrıya giriyor. Yeni bir konu açtı, yeni bir başlık, tevhid çağrısı. Çünkü öncelikle delilleri ispat etti. Yani yanlışın yanlış olduğunu ortaya koydu. Aslında Kur'an, Üslubullah burada kendini gösteriyor. Bir insana ya da bir topluluğa hakikat nasıl iletilir? Bunun yöntemini de buradan öğreniyoruz. Önce muhatapların yanlışını ortaya koydu. Yanlışı iyice ispat ettikten sonra şimdi doğru olana çağrı yapıyor Kur'an ve diyor ki: "Kul ya ehlel kitabi taalev ila kelimetin sevain beynena ve beynekum." De ki: "Ey kitap ehli, sizinle bizim aramızdaki şu ortak ilkeye gelin. Haydi. Aramızdaki şu ortak ilkeye sizi davet ediyorum. En la na'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceğiz. Ortak ilkemizin birinci şartı bu. Bakın, bu çağrı bugün de geçerli. Bu bir tevhid konfederasyonu çağrısıdır. Bu bir tevhid çağrısıdır. Herkesedir bu çağrı. Onun için bu çağrıya cevap veren tevhid sancağı altına gelmiş olur. Onun için bu çağrı sadece o gün değil, bugün ve bundan sonra da geçerlidir. O nedenle bizler bize çağırmıyoruz. Bize çağırmayacağız. Bizler tevhide çağıracağız. Çünkü biz de ona çağrılıyoruz. Onun için hiç kimse bana gelin demesin kimseye. Aksine kendine gel desin. Kendinize dönün, özünüze dönün. Özünüzde tevhidi göreceksiniz. Fıtratınızda tevhidi göreceksiniz. Yaratılışınızın temelinde ilahi izi göreceksiniz ve o zaman anlayacaksınız. İşte bu çağrı, bu tevhidin çağrısıdır. Ey kitap ehli, haydi aramızda ortak bir ilkeye gelin. Bu ilkeden birincisi, Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceğiz. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا Ondan başkasına ilahlık yakıştırmayacağız. وَلَا يَتَّقِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın yanı sıra birbirimizi Rabler olarak kabul etmeyeceğiz. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُ اشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ Bütün bunların üzerine eğer yüz çevirirlerse, işte sen de o zaman deyiniz ki, şahit olun, biz Müslümanlardanız. Biz Allah'a teslim olduk. Allah'a teslim olan bu çağrıya gelir. Biz bu çağrıya uyduk deyin. Yani sizin peşinizden gelemeyiz deyin. Biz Allah'ın davetine geldik, sizin davetinize değil deyin. Yani onlar da bunu anlasınlar. Kendilerini kendinize çağırmadığınızı, Allah'ın çağrısını yinelediğinizi, kendinizi de onları da hep aynı ortak çağrıya çağırdığınızı anlasınlar. Ve onların çağırdığı şeye çağırmadığınızı anlasınlar. Onun için de siz de onlar da Allah'ın çağrısına gelin. Ya ehlel kitabi lime tuhaccune fi İbrahim. Yine burada bu konuyla irtibatlı olan bir başka konuya girdi ayet. İbrahim'in hanifliğe çağrısına girdi. Ey kitaplılar, ey kitap ehli, lime tuhaccune fi İbrahim. İbrahim konusunda niçin tartışıp duruyorsunuz? Ve ma unziletit tevratu vel incilu illa min ba'di. Oysa ki Tevrat da, İncil de ondan sonra inmişti. Evet. Hristiyanlar diyorlar ki İbrahim bizim. Yahudiler diyorlar ki yok, İbrahim bizim, size vermeyiz. Kur'an da soruyor. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Tevrat da, İncil de İbrahim'den sonra indi. İbrahim niye sizin özel malınız olsun ki?
Onun için adeta İslam'ın ortak çağrısı mesaj olarak tevhide, şahıs olarak İbrahim'e. Yani gelin eğer bir şahıs üzerinde birleşmemiz gerekiyorsa İbrahim üzerinde birleşelim. Çünkü İbrahim tevhidi temsil ediyordu. Üç dinde İbrahimi bir köke dayanıyor. O halde nedir aramızdaki problem? Aramızdaki problem yukarıda. Birbirimizi tanrı edinmeyelim. Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayalım. Bunu söylüyor. İşte yapılan da buydu. Onun için özellikle birincil olarak Hristiyanlara yapılan bu davetin anlamı açık. Çünkü onlar ve Yahudiler hahamlarını ve papazlarını Allah'tan başka Rabler edinmişlerdi. Ayet-i Kerime'nin manası bu. İnnemâ akhbârahum ve ruhbânehum erbâben min dûnillâh. Onlar ahbarlarını, hahamlarını ve papazlarını Allah dışında Rabler edindiler diyor. Bu ayet inince önce Hristiyan papaz iken sonradan Müslüman olan Hatem bin Adi Resulullah'a gelerek dedi ki ya Resulallah, Hristiyanlar ve Yahudiler papaz ve hahamlarına secde etmiyorlar ki. Resulullah da hayır, tapmak bu değildir. Onlar haram kılıyor, siz haram bilmiyor muydunuz? Onların helal kıldığını siz helal bilmiyor muydunuz? İşte budur. Kulluk budur diyordu. Yani haram ve helal kılma yetkisini eline alması bir insanın işte ona uyanlar ona tapmış gibi oluyorlardı. Peygamberin bu tanımına göre. اَفَلَا تَعْقِلُوا Tevrat'ta, İncil'de İbrahim'den sonra indirildi. Siz hala bunu akletmeyecek misiniz? Yani kafanız çalışmıyor mu? Bu kadarasını mı dahi düşünemiyor musunuz? Siz İbrahim bizimdi, yok bizimdi derken aslında İbrahim sizden de önceydi. İncil'den, Tevrat'tan, Kur'an'dan da önceydi. Dolayısıyla bu kadarasını düşünemiyor musunuz diyor Kur'an. Ha entum haulai hacetum fima lekum bihi ilm. Hadi şu bildiğiniz şeyleri tartıştınız diyelim. Felime tuhaccun fima leysa lekum bihi ilm. Fakat bilmediğiniz şey hakkında niçin tartışırsınız ki? İfadeye bakınız. Kur'an'ın ifadesine. Hadi bildiğiniz şeyleri aranızda tartışıp duruyorsunuz diyelim. Ya bilmediğiniz, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi niçin tartışıp duruyorsunuz? Aslında bu ibare sadece bir zümreye mi? Bize değil mi? Bilmediği şeyleri tartışanlara değil mi? Ve bugün de bunu çok yapmıyor muyuz? Bilmediğimiz halde birçok şeyi tartışıyor ve cahillerin tartışmasından bir şey çıkmayacağını düşünmüyor değil miyiz? فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عَلْمٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Halbuki Allah bilir. Fakat siz bilmezsiniz. Neyi bilmezsiniz? Bilmediğiniz şeyi tartışmanın sonucunun hakkınızda ne kadar kötü olacağını bilmezsiniz. Cahillerin tartışmasının sonucunda ne büyük bir ziyan olacağını bilmezsiniz. İşte Allah cahillerin tartışmasının sonucunda çok büyük bir ziyan çıkacağını bilir. Onun için de sizi uyarır. Mâ kâne İbrahimu Yahudiyyen ve lâ Nasraniyyen. İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan idi. وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا Fakat İbrahim tam anlamıyla Hakk'a yönelmiş bir Müslüman. Biraz önce uyardığım gibi Müslüman ismi sadece bu ümmete has değil. İnsanlığın değişmez değerlerine uyan tarih boyunca tüm insanlar
Müslümandır. Onun için Hazreti İbrahim de Müslümanmış. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ve özellikle Allah'a şirk koşanlardan ya da Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlardan değildi. Yani özellikle burada Hristiyanlara bir ima var, gönderme var. Yani siz İbrahim'e nasıl sahip çıkıyorsunuz? Yahudilere de bir gönderme var. Onlar da Ezra'yı, yani bizim bildiğimiz ismiyle Üzeyr'i, Tevrat'ı yeniden ortaya çıkardığı, yazdığı için ilahi ve tanrısal bir güç verirler, vehmederler Ezra'da, Üzeyr'de. Onun için de onu ikinci Musa olarak nitelerler. Hatta onda tanrısal bir güç vehmederler. Onu bir bakıma tanrılık makamına çıkarırlar. Onun için de iki zümreye de söylüyor. Siz şirk koşuyorsunuz bir takım tavırlarınızla. İbrahim ise şirk koşmamak için ateşe atladı. Siz onunla nasıl benzerlik kuruyorsunuz? Aranızda ne gibi bir benzerlik olabilir ki? O şirk koşmamak için canını ortaya koydu. Sizse şirk koşmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. İnne evlen nasi bi İbrahim'e lellezine tebe'u. Gerçekte İbrahim'e en yakın olanlar ona uyanlardır. Evet. Bir kimseye yakınlık, onun soyundan, onun akrabasından, onun oğlu babası olmak değil. Onun için İbrahim öz babasına dua etti, Allah dua etmemesini istedi. Ve o da dua etmekten vazgeçti. Ama İbrahim hiç görmediği, binlerce sonra gelecek olan kendi inancının müntesiplerine dua etti. Allah kabul etti. İşte bugün hac bu dua çağrısının, daha doğrusu bu duanın, bu çağrının fiili ifadesidir. Ve hâzen nebî vellezîne âmenû. Ve işte bu peygamber ve iman edenlerdir İbrahim'e en yakın olanlar. Vallahu veliyyul mu'minîn. Allah ise inananların tamamına yakındır. Yani İbrahim'e yakın olanlar bunlar, bu peygamber ve ona iman eden müminler, Allah ise hem İbrahim'e, hem Muhammed Aleyhisselam'a, hem İsa'ya, hem Musa'ya, hem de bunlara iman eden tüm müminlere yakındır. وَدَّتْ تَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَذْ يُضِلُّونَكُمْ Ehli kitaptan bazıları isterler ki sizi saptırsınlar. Sizi saptırmak isterler. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Fakat onlar öz benliklerinden başkasını saptıramazlar. وَمَا يَشْعُرُونَ Üstelik bunun farkında da değiller. Demek ki her saptırıcı aslında kendini saptırıyor. Aslında her inkarcı inkarıyla en büyük zararı kendisine yapıyor. Lakin bunun farkına da varmıyor. İşte felaket orası. İşte büyük felaket o. Şeytan, şeytan olduğunu bilir. Yaptığının kötü olduğunu da. Ve şeytanın meziyeti mi sayalım bunu bilmiyorum. Ama insan şeytanlık yapar. Lakin şeytan kadar meziyetli değildir. Şeytanlığının şeytanlık olduğunu bilmez. Kötü olduğunu bilmez. Onun için bazı insanlar şeytan kadar dahi meziyetli olamıyor.